Edebiyat ve şiirseverlerin, daha doğrusu herkesin aşina olduğu, yakının tanıdığı, işli şiirleriyle bilinen Ahmet Arif'i konuk ettik bu akşam. Onu sizlere kendi şiirleri, kendi sesi ve kendi sözleriyle anlatmaya çalışacağız. İnsan tarih boyunca kendisini, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeye çalışmıştır. Bazen müzik, bazen şiir, roman, öykü, sinema ya da farklı sahne gösterilerinde ya da resim olarak fırça darbeleriyle kendisini ifade etmeye çalışmıştır. İnsanı insan yapan en temel özelliklerden birisi de belki de bu olsa gerek. Bir de tabii özenerek, emek verilerek yaratılan bir değerdir. Kim bilir kimi şairler sabahlara kadar bir şiir üzerinde çalışır. Bazen demlenmeye bırakır. Aylar sonra, yıllar sonra tekrar tekrar üstüne çalışır. Bir çırpıda çıkmaz sanat. Ve özgün olması gerekir. İşte bu akşam özgün şairlerden, yürek işçisi Ahmet Arif'i sizlere anlatmaya çalışalım. Asıl adım Ahmet Önal. Ahmet Arif olarak bilinirim. Öz anamın adı Sayre, Kürttür. 2 yaşındayken kaybettim onu. Kardeşimin doğumu sırasında. Beni büyüten, emziren, yedirip içiren, eğiten Arife anamdır. Babam Kerküklü Arif Hikmet. Kürt değildir. Rivayete göre babamın büyük babası Rumeli'den göçmüş buralara. Bu üçünü de çok severim. Hayatta laf söyletmem onlara. Diyerek kimliğini açık şekilde koyar şair. Ve şiirleriyle vurgular yaparak doğduğu topraklara, tavrında kor, hangi safta yer tuttuğunu açıkça meydan okur gibi okur. Beşikler vermişim ruha, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Ahmet Arif insanları, olayları ve olguları herkesten farklı algılayan ve yaşayan, yaşadıklarını ve algıladıklarını özel, duru, anlaşılır edebi bir dille aktarmasını beceren bir şairdi. Öyle ki Sümerlerden günümüze, Gılgamış destanından dek uzanan şair Ahmet Arif'in özgün kelimelerinde ve mısralarında hem köklü bir tarihselliği hem de reel yaşamı ifade ederken yüreklere sesleniyor ve ortak duyguların sesi oluyor. 21 Nisan 1927 yılında Diyarbakır'da Fatih Paşa Hançepek'te dünyaya gelir. Burası geniş avlulu, bahçeli, havuzlu, ayvanlı evlerdi der kendisi. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? İlkokulu Diyarbakır Siverek İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu da Urfa'da okudum. Liseyi ise yatılı olarak Afyon Lisesi'nde. Bütün okul hayatımda tanıdığım en yetenekli, en yiğit, en mert, en bilgili adamlar o lisedeydi o yıllar. Yıl 1943 olmalı. Taş çatlasa 16-17 yaşındayım. Durmadan şiir yazıyorum. Bir dergi Seçme Şiirler Demeti adıyla kuşe kağıda basılıyor. Bir sayfanın sol başında Neyzen Tevfik, sağ başında Ahmet Arif. Ben Neyzen Tevfik'in torunu yaşındayım tabii o zaman, hatta daha da küçük. Bir de 10 lira geliyor bana dergiden, telif hakkı. Düşünün, babam bana ayda 5 lira gönderebiliyor. O yüzden 10 lira büyük paraydı o zaman için, diye anlatır yaşam öyküsünü şair. İlk şiiri Millet Dergisi'nde yayınlanır. Asıl
sanatını ve kişiliğini 1948-1954 yıllarında Yeryüzü, Beraber Seçilmiş Hikayeler, Yeni Ufuklar, Kaynak dergilerinde yayınlanan şiirlerinden ortaya koyar. Liseyi bitirince askere gider. Aynı yılın sonbaharında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni felsefe bölümüne kaydolur ve ideolojik tercihini de o yıllarda Sosyalist Gençliğin üyesi olduğu Türkiye Gençler Derneği'ne üye olarak ortaya koyar. Yaşamım boyunca Hakk'ı aradım. Ezilenin ve güçsüzün yanında durdum. Memleketlilerim sömürülmesin, memleketlilerim kullanılmasın, memleketlilerim ölmesin diye konuştum. Eşitlik için yazdım, eşitlik için söyledim, eşitlik için dayak yedim, eşitlik için sövdüm. O günleri göremeyeceğimi bilsem de birilerine o günleri gösterebilmek için öldüm. Şiirlerindeki ortaya koyduğu o toplumcu siyasi görüşlerinden ötürü tutuklanır. 1952'de gizli örgüt kurma iddiasıyla yine tutuklanır. 2 yıl hapis cezası alır ve cezaevi günlerini yine şiiriyle anlatır. İçeride haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Şair cezalar, hapis, kovuşturma, soruşturma derken çok acılar çekiyor. Şaire herkesten farklı olarak çeyrek ekmek verilirmiş. Fakat şair bunu da yemeyecek kadar hasta düşmüş. Ayrıca mahkemelere götürüldüğünde anadan doğma soyulur. Daha doğrusu bir işkence faslı gibi muamele yapılırmış kendisine ve röportajlarında gördüğü eziyetleri, işkenceleri anlatıyor şair. Sonra serbest kalır. 2 yıl hapis cezasının ardından 8 ayda Urfa'da kamu gözetimi altında bulundurulma cezasına çarptırılır. Böyle ne kırık ne de anlaşılmamış gitmek istemiyorum. Dostluğumuz ki korkunçtu ve yaşanmaya değer. Bugünkü feci haline rağmen birbirimizi tanıma hususunda pahasız bir değerdir. Sürgüne gitmeden bugünlerde bir mektubunu alırsam sevinmem diyemem elbet. Bu da laf mı? Uçarım belki. Ama yazmazsan ne diyeyim? Ardından 1955'te tahliye olur. Cezaları bittikten sonra Ankara'ya döner ama sürekli polis gözetimindedir. Ankara'ya döndükten sonra geçimini sağlayabilmek için çeşitli dergilerde çalışır. Bir de farklı işler yapmak zorunda kalır. Bu dönemi, yaşadıklarını, beklentilerini mısralara şöyle aktarmaktadır. Ay karanlık, maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine, rüzgarda asi, körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi, hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, İlle de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar,
fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık. Ve bu dizeler yetmez duygularını anlatmak için çağlayan yüreğinin sesi mısralara dökülür. Çünkü sevdiğine tek ulaşabildiği en doğru, en dolaysız, en açık yolu dizeleridir. ...1943 yılında 33 Kürt köylüsü İran ile Türkiye arasında kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınır. Gözaltına alınan köylüler 28 Temmuz 1943 tarihinde ve tam vaktinde Van ili Özalp ilçesine bağlı Koşkıran köyünün İran sınırıyla bitişik Sefo deresinde 33 yoksul Kürt köylüsü elleri arkadan bağlanmış ve yere diz çöktürülmüş olarak kurşuna dizilirler. Em kivrene, em brane, em bhun gridayne, de setsalan vrda me kizdaya hev, bu gundi hem berra em cinarın mülşkeme ketine navhev. Je nezanine nine, je fakiriye, le pasaporte germe biya dileme, je boyviyaya sedema katlame. Suçeme, naveme, derdikeve veki firaran, veki kaçakçıyan, veki dizan, veki hainan. Bu dağlar kardeş dağlar, kadrini bilir. Evelallah bu eller utandırmaz adamı. Yanan cigaranın külünü, güneşlerde çatal kıvılcımlanan, engereğin dilini, ilk atımda uçuran usta elleri. Bu gözler bir kere bile faka basmadı. Çığ bekleyen boğazların kıyametini, karlı yumuşacık hıyanetini, uçurumların önceden bilen gözleri, çaresiz vurulacaktı, buyruk kesindi, gayrı gözlerini kör sürüngenler, yüreğini leş kuşları yesindi. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında yatarım kanlı hupuzum. Bu insanların vurulma nedeni şüphesiz sahipsizlik, yani devletsizlik. Yani insanların hesabını soracak bir otoritenin olmayışı. Ve usta şair bu şiirinde aslında parçalanmış bir halktan söz ediyor. Ahmet Arif'in dediği gibi o gün orada ölümü acımasız uyguladılar. Mavi dağ dumanlı ve uyur uyanık seher yerini kanlara buladılar. "33 Kurşun" şiirinden ötürü gözaltına alınıyor. Gözaltına kendisinden bu şiirin okunması isteniyor. Kendisi inattan okumuyor. Sonra ölesiye dövülüyor, işkence görüyor. Sonra onu bir çöplüğe atıyorlar ve gözlerini çöplükte açıyor. Şu bahçeli evlerde manyağın biri 30 tane tavuğu çalsa, kesse, ertesi gün Ulus gazetesi olayı 4 sütun üzerinden verir. Tavuk değil bu yahu, 33 tane senin vatandaşın. Hiçbir suçu yok, tertemiz, belki hepimizden daha suçsuz.
Kimsesizlikten başka suçu yok. Kimsesiz adamlar o kadar. İşte bu 33 kurşun şiiri yüzünden geldiler götürdüler beni. Gece sabaha kadar dövdüler. Oku dediler. Okumadım. Dövdükten sonra o tellerden aşağı attılar beni. Orada öyle kalmışım. Sabah çöpçüler gelip buluyorlar. Sokak köpekleri gelip kokladılar beni. Ödüm koptu. Ölü sanıp yiyecekler diye. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, bıçaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi, ustam, sevgilim, yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim, ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Şairin kavga ve direniş şiirleri, mücadele edenlerin dilinde ve bilincinde yer aldı. Kimi müzisyenler bestelerini yaptı şairin şiirlerinden, kimi yönetmenler filmlerinde kullandı. Vurulmuşum yatarım kanlı upuzun. Cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum kapama gözlerini. Üşüyorum kapama gözlerini. Bunlar engereçler ve çiyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. İner yedi kol demiri, yedi kapıya birden bağlamaklı. Bahçe karşıda duvar, dibinde üç dalı, gece safası üç kök, her cay menekşe. Hakikatli dostum muydu, can koydun ustan mıydı? Hakikatli dostum muydu, can koydun ustan mıydı? Bir uyumaz aslın mıydı? Hasretimden Prangalar Eskittim adlı şiir kitabı 60'tan fazla baskı yaptı ve öyküsünü Ahmet Arif şöyle anlatır. Bunu anlatmak doğru mu bilmiyorum. Çok kişisel, çok duygusal bir şey. Artık ana olmuş. Kitabımın adını ben dört yanım puç tuğlası koymuştum. Ama kardeşim buna engel oldu. Bana, kitabına böyle bir ad koymaya hakkın yok. Seni 15 yaşındaki çocuklar, kızlar taparcasına seviyorlar. Sen bununla ola ki burjuvazinin tuzaklarını söylüyorsun. Ama şu da var, o çocuklara saygı duymalısın. Hatta bu adı bir şiirine bile verme. Mısra olarak kalsın. Düşündüm, kardeşime hak verdim. Madem öyle, kitabımın adı Hasretinden Prangalar Eskittim olsun dedim. Kitabın öyküsünü anlatırken şair, aşkın hikayesini ise çok kişisel ve duygusal bir şey, artık anı oldu diyerek geçiştirir, anlatmaz. Şiirlerim kısa zamanda devrimciler, bilim adamları, gazeteciler, aydınlar ve üniversite öğrencileri arasında çok sevildi. Bunu kitabımın baskı üzerine baskı yapmasından idrak ediyorum. Şüphesiz şiirlerim 1971-1980 darbelerinde tutuklanan gençlere ve aydınlara dayanak oldu der.
dövüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş, yürek cehennem. Ümit öfkeli ve mahzun, ümit sapına kadar namuslu. Dağlara çekilmiş, kar altındadır. Alnındaki yaradan boşaldı belki bütün kanın, fakat nehirlerin akıyor, dağların rüzgarıdır. Fakat nehirlerin akıyor, dağların rüzgarıdır. Çarpıyor kalbin ortasında kavganın. Nasılsın arkadaşım? Uyumadın mı sen? Şiirleri okudum. Bak ne kadar güzel. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayin karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede, tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Haberin var mı taşlı var? Demir kapı, kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim. Zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigara. Dağlarına bahar gelmiş memleketim. Kendisinden çok sonra şair Adnan Yücel'in aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna derken Ahmet Arif gelecekte yankılanan bu dizeleri duymuşçasına. İşte böyle büyük bir tutkuyla sevdi Leyla Erbil'i. Ahmet Arif, Leyla Erbil'in hasretinden prangalar eskitti ve bu şiiriyle her okurun yüreğine taht kurdu. Arif, güçlü bir tutkuyla bağlı olduğu Leyla Erbil'e kavuşamaz. Bu da birçok kırık dökük bir aşk gibi kalır. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı 60 aşk mektubu daha sonra Leyla Erbil tarafından kitap haline getiriliyor. Fakat kitabın yayınlanmasını kendisi görmeden vefat ediyor. Bu hazin aşk öyküsü şöyle biter. Leyla evlenir. Ahmet Arif ise Leyla'nın evlenmesinden yıllar sonra evlenmeye karar verir. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça can. Ahmet Arif bir söyleşide baba olma mutluluğunu şöyle anlatır.
Yaşamımda en büyük sevinci baba olduğum gün duydum. İnanır mısınız? Tam 2 yıl oğlumun nüfus kağıdını cebimde taşıdım. Cebimdeki sanki dünyanın en zengin cüzdanıydı. Oğlum olmuştu. Oğlum dünyanın en güzel güvercini, dünyanın en güçlü silahı der. Şairin şiirleri o kadar çok sevilmeye başlıyor ki, yeni evlenen bir çift düğünlerinde şeker çikolata yerine Ahmet Arif'in 500 kitabını hediye olarak konuklarına dağıtır. Bunun üzerine Ahmet Arif bir mahcupiyet yaşar. Bu tevazi ve alçak gönüllüdür. Ben şiirleri çok bekletirim. Mesela şimdi 20 yıldır hiç dokunmadığım şiir var. Öyle kalsın, damatılsın. Bir yere takılmışımdır. Oraya layık, oraya yakışan bir bölüm oluncaya kadar beklesin. Çünkü başı sonu iyi, arada bir yer sıradan, esnaf işi olmasın. Ben buna çok saygı duyarım. Defterler dolusu şiir vardı. Gecede 8-10 sayfa yazardım. Elbet kaliteli olanı vardı, olmayanı. Her biri bir kızda kaldı. Birçoğu da poliste. Geri alamadım. Vermiyorlar. Ahmet Arif bütün bir ömrünü kavgası ve sevdası için yaşadı dolu dolu. Ben büyük değilim. Halkımın sıradan bir ozanıyım, bir neferiyim dedi. 1983'te anam Arife Önal'ı kaybettim. Okutulmamıştı ama şirin bir kadındı. Bir keresinde komşularıyla toplanmışlar, muhabbet ediyorlar. Komşu kadınlar sürekli oğullarıyla övünüyorlarmış. Benim oğlum İzmir'e gitti, doktor oldu. Benim oğlum İstanbul'a gitti, mühendis oldu. Büyük oğlum Bursa'ya gitti, mimar oldu diye. Anam altta kalır mı? O da benim oğlum da Ankara'ya gitti, komünist oldu demiş. Garip anam ne bilsin, komünistliğin de doktorluk, mühendislik gibi bir meslek zannediyor. Ahmet Arif büyük bir sevda sahibi olarak ve bunu sanatına döken bir şair olarak bizlere kocaman bir yürek ve unutulmaz şiirler bırakarak ayrıldı. Değerli izleyiciler, İnsan ve Sanat programlarımızdan birisinin daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşme umuduyla. Hoşça kalın, dostça kalın.